Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak Murad Edivendiger'in hayatına genel bir bakış atıp Murad Edivendiger'in hayatı hakkında ana başlıklar altında bir bilgi sahibi olmaya, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Murad Edivendiger'in bey olmadan önceki yaşamı konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Murad Edivendiger bey olmadan önce nasıl bir yaşam sürdü, ne yaptı ne etti bunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet. Seyşadelik yılları hakkında elimizde hiç bilgi bulunmamaktadır. Annesi Rum asıllı Yarhisar Tekfur'un kızı olduğu için bundan ne kadar etkilendiği, örneğin Rumca bilip bilmediği meçhuldür. Çocukluğu ve gençliğinde İznik ve Bursa'da medreseler açıldığı bilinmekle beraber, 1. Murad'ın bu kurumlarda veya bunlarda bulunan değerli hocalardan İslami eğitim görüp görmediği yahut da babası ve dedesi gibi geleneksel Türkmen eğitimi mi gördüğü bilinmemektedir. Babası Orhan Bey, Bursa'yı aldığı zaman ki tarihler 1326 veya bazı kaynaklara göre 1324'tür. Aşık Pasızade tarihine göre bu şehir Beyşanca olarak örgütlenmiş ve Şehzade Murad Sancak Bey olarak atanmıştır. Diğer kaynaklara göre ise Bursa doğrudan doğruya devlet merkezi yapılmıştır ki burada genel kabul görmüş görüş, Bursa'nın doğrudan doğruya devlet merkezi yapıldığı, yani başkenti yapıldığıdır. 1. Murad'a Edivendiger unvanı verildiği bilindiği, bu unvanın daha çok Bursa sancağında kullanıldığı, sonradan 2. Murad'a da verildiği göz önüne alınırsa, Bursa Sancak Bey'i olarak görev yaptığı görüşü ağırlık kazanır. İhtimal ki Bursa Sancak Bey'i iken ağabeyi Süleyman Paşa'nın mahiyetinde Rumeli fetihlerine katılmıştır. Süleyman Paşa'nın Çorlu'da bir süre kavı sırasında 1359'da ölümünden sonra 3 yıl kadar 1359-1362 yılları arasını kapsamaktadır. Beylerbeyi olarak Rumeli fetihlerine devam etmiştir. Ancak bazı kaynaklar oğlu Süleyman Paşa'nın beklenmedik ölümüne çok üzülen ve çok yaşlı olan Orhan Bey'in son günlerini inzivaya çekilip sessiz geçirdiğine, devlet idaresine oğlu Murat Bey'e bıraktığını yazarlar. Aşık Pasızade ise Orhan Bey'in Süleyman Paşa ile aynı yılda öldüğünü bildirmektedir. Kıymetli dostlarım, gördüğünüz üzere Murad Edivendiger bey olmadan önce bu tip bir yaşam sürmüştür. Biz şimdi sizlerle birlikte videomuzun ikinci kısmına, yani başka bir kaynaktan bu konuyu dinleme kısmına geçelim dostlarım. Evet, geçelim diyorum. Devlet içerisinde yeni düzenlemeler yapan Sultan 1. Murad, Osmanlı ordularını iki kola bölüp Rumeli'de yeni fetihlerin yapılması için emir vererek Limetoka'da ordularını topladı. Rumeli'nin kuzeyine Lala Şahin Paşa'yı, Ege kıyılarını ise Gazi Evranos Bey'i komutan olarak tayin etti. Gazi İvranos Bey ilk olarak Gümülcine'yi fethetti.
Lala Şahin Paşa ise aynı günlerde eski Zara'ya girdi. Eski Zara'yı ele geçiren Lala Şahin Paşa ordusu ile ilerleyerek Filibe önlerine kadar geldi. Şehir kuşatma altına alındıysa da askerler bir süre şehri müdafaa etmeye çalıştılar. Ancak Osmanlı taarruzlarına daha fazla dayanamayan Filibe muhafızı şehri Osmanlılara teslim etmek zorunda kaldı. Filibe şehri Osmanlılar, Bulgarlar, Sırplar ve Doğu Romalılar için büyük önem taşıyordu. Filibe hem askeri üs olarak hem de bir gıda noktası olarak çok önemliydi. Vergi bakımından önemli bir gelire sahip olan Filibe'nin Osmanlı tarafına geçmesi, Doğu Roma'nın hem askeri güçlerini hem de ekonomisini sarsmış ve zayıflatmıştı. Ayrıca şehir Bulgaristan'ın fethi açısından da çok önemli bir askeri üs olacaktı. Sultan 1. Murat hiç vakit kaybetmeden fethedilen şehirlerin imarı emrini vererek büyük bir Müslüman göçünü Rumeli topraklarına yapılmasını sağladı. Filibe'nin fethinden sonra Osmanlı Devleti ve Doğu Roma aralarında geçici de olsa bir barış antlaşması imzalandı. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Dimetoka, Edirne ve Filibe gibi önemli şehirlerin Osmanlı topraklarına dahil olması, Doğu Roma'nın belini bükmüş ve Osmanlı askerlerine karşı hiçbir şey yapamamasına neden olmuştu. Bu anlaşmayla İmparator 5. Yannis, Osmanlı'ya karşı oluşturulabilecek hiçbir ittifaka ortak olmayacak ve Osmanlı'nın ihtiyaç duyması halinde asker takviyesinde bulunacaktı. 13 Ağustos 1366 günü Savoy Dükü Amedeo, Haçlı filosu ile birlikte Gelibolu'yu alarak 14 Haziran 1367'de şehri Doğu Roma'ya bıraktı. Bu tarihten sonra Gelibolu Doğu Roma yönetiminde kalmaya devam etti. Gelibolu Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi için stratejik bir konumda bulunuyordu. Sultan 1. Murat Doğu Roma ile anlaşma yaptıktan sonra Bursa'ya geçti. Ancak batıda Osmanlıların ilerleyişi batılı devletleri oldukça rahatsız ediyordu. Hristiyan devletlerinin halkı ayaklandırma politikası neredeyse imkansız görünüyordu. Çünkü Rumeli'deki Hristiyan tebaa Osmanlı yönetiminden oldukça memnundu. Sırbistan'a iltica eden Filibe komutanı Sırp kralını defalarca uyarmış ve Osmanlıların savaş düzeninden övgüyle bahsetmişti. Sırplar ve Bulgarlar Papa ile görüşerek Osmanlıların Balkanlardan atılması konusunda destek talep ettiler. Bunun üzerine Papa 5. Urban, Haçlı ittifakı konusunda önemli devletlere çağrıda bulundu. Bu çağrıya Macar kralı Lajos seve seve karşılık verdi. Ardından Eflak ve Bosna'da ittifaka katılacağını bildirdiler. Macaristan kralı 1. Lajos komutasındaki ordu Osmanlı topraklarına doğru yol aldı. Haçlı askerleri Edirne'ye 2 günlük yürüme mesafesinde Meriç Nehri kıyısında ordugahını kurdular. Lala Şahin Paşa Haçlı ordusunun mevcut durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hemen Bursa'da bulunan Sultan 1. Murad'a haber gönderdi. Rumeli'deki Osmanlı askerinin bu orduyu karşılayacak kadar kuvvetli olmadığını söyledi. Diğer yandan Lala Şahin Paşa, Hacı İlbey'i 10 bin kişilik süvari kuvvetiyle düşman hakkında bilgi toplaması için gönderdi.
Hacı İl Bey, Haçlı ordusunun Meriç Nehri kıyısında dinlenmekte olduğunu görünce, tüm inisiyatifi üzerine alarak askerlerine taarruz emri verdi. Gece karanlığından faydalanan Osmanlı askeri büyük bir taarruzla Haçlı ordusunu bertaraf etmeyi başardı. Haçlı ordusunun bir kısmı Osmanlı akıncı kuvvetlerinin elinde can verirken, bir kısmı da kaçarak Meriç nehrinde boğuldular. Bunun üzerine Macaristan kralı 1. Leos kaçarak canını zor da olsa kurtarmayı başardı. Osmanlı ordusunun Haçlı ittifakının askerlerini bozguna uğrattığı bu sahneyi Batılı tarihçi Alfonso de la Martine şöyle kaydetmektedir. Onlar çocukluğundan beri savaş alanlarında pişmiş Türk yiğitleriydi. Osman ve Orhan Beyler zamanından kalan deneyimli komutan Hacı İl Bey, bir avuç seçme askerinin başında gece karanlığından yararlanarak Meriç Irmağı'nı çevreleyen bataklıkları açtı. Birleşik Hristiyan ordusu önlerindeki ırmak ve bataklıkların aşılmazlığına çok güveniyordu. Askerler içki içip sarhoş olmuşlar, tamamen başı bozuk bir halde orada burada sızıp kalmışlardı. İl Bey bu disiplinsiz asker topluluğuna derin bir uyku halindeyken baskın yaptı. Osmanlı atlılarının naraları ve çıkardıkları gürültüler gece karanlığında yeri göğü inletiyordu. Böylece neye uğradıklarını anlamayan Hristiyan ordusu ateş, kan ve ölüme boyun eğdi. Osmanlı'nın kılıçlarından kaçmak isteyen binlercesi Meriç'in azgın sularına kapılıp can verdi. Cesetler Filibe'nin köprülerinin altından sürüklenerek günler sonra denize ulaştı. Sırpların dağılması ve kaybolması anlamına gelen Sırp sındığı, çatışmasız bir zaferle sonuçlanan bu savaştan sonra olayın geçtiği küçük ovanın adı oldu. Evet, kıymetli dostlarım, kaynaktan yani video kaynağından şimdilik bu videomuzda buraya kadar faydalanalım. O zaman gelin bir iki dakika sohbet edelim. Kıymetli dostlarım, Murat Bey çok önemli bir insandır. Çok muazzam bir hükümdardır, beydir. Ve yani aslında şöyle bir şey var. Yani biz şimdi Murat Bey'i anıyoruz ama eğer Süleyman Paşa ölmeseydi, yani at sırtından düşerek öldüğü söyleniyor. At sırtından düşerek ölmeseydi büyük ihtimalle Osmanlı tarihi apayrı yazılacaktı. Çünkü şöyle bir şey var. Birinci Murad'ın hükümdarlığı olmayacaktı o zaman. Ve hükümdar Süleyman Paşa olacaktı. Ve Süleyman Paşa da Rumeli'de fetihlere çok fazla ağırlık veren bir insan. Bunu bildiğim, zaten bunu biliyorsunuz. Yani aslında şöyle sıralama yapabiliriz tabiri caizse. Ya da şunu diyebiliriz. Süleyman Paşa'nın ölümü eşittir birinci Murad'ın tahta çıkışı. Ya da Murat Bey'in tahta çıkışı. Yoksa zaten tam tersi olacaktı. Murat Bey tahta çıkmayacaktı ki Süleyman Paşa tahta çıkacaktı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Murad Hüdüvendigar'ın bey olmadan önceki yaşama hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu Murad Hüdüvendigar'ın saltanat yılları, yani hükümdarlık yılları konusu olacaktır. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte Murad Hüdüvendigar'ın saltanat yılları hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda
Murad ödüvendi gelen bey olmadan saltanat yılları videosunda tekrardan görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşim, Allah'a emanet olun inşallah, Allah'a emanet olun.